Sevgili öğrencilerimiz, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ön lisans programlarından birisi olan Spor Yönetimi Ön Lisans Programı derslerinden Etkinlik Yönetimi dersinin tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi etkinlik kavramı çok geniş alanları kapsayan, geniş etkiye sahip bir kavramdır. Ve etkinlik yönetimi ile ilgili farklı boyutları, farklı içerikleri bu ders kapsamında görebileceksiniz. Etkinlik yönetimi ile ilgili özellikle üniteler bazında farklı farklı başlıkları ele alacağız ve bu başlıklarla ilgili sizlere diğer Açıköğretim Fakültesi'nin sizlere sunduğu imkanların yanı sıra bu ders tanıtım videosu ve ardından gelecek ünite videolarını izleyebilecek ve bunlardan faydalanabileceksiniz. Etkinlik yönetimi dersinin birinci ünitesinde etkinlik kavramı üzerinde çok yoğun olarak duracağız ve etkinliğin türleriyle ilgili sizlere bilgi aktaracağız. İkinci ünitede ise etkinliğin paydaşları ile ilgili ayrıntılı bilgileri sunacağız. Üçüncü ünitemizde etkinlik yönetim fonksiyonları, bunlar nelerdir, nasıl işletilmelidir gibi konuları birlikte tartışacağız. Ve dördüncü ünitemizde etkinlik yönetiminde insan kaynaklarını ayrıntılı olarak göreceğiz ve bununla ilgili daha derinlemesine bilgiye sahip olacağız. Beşinci ünitemizde etkinlikte finansal yönetim ve risk yönetimi konularını ele alacağız. Bunlarla ilgili gene daha önceki ünitelerde olduğu gibi çok ayrıntılı bilgiye sahip olacağız. Ayrıca sizlere farklı kaynaklar da önerebileceğiz. Altıncı ünitemizde etkinliğin pazarlanması, yedinci ünitemizde ise etkinliklerde proje yönetimi konusu ele alınacak. Son olarak da 8. ünitemizde bir etkinliği nasıl değerlendirilebileceği ile ilgili bilgiler sizlerle paylaşılacaktır. Bildiğiniz gibi etkinlik kavramı çok geniş alanları, farklı disiplinleri kapsayan bir kavram olmakla birlikte sporla da çok yakından ilişkili bir kavramdır. Hepinizin aşina olduğu, çok yakından bildiği son olimpiyat, Rio olimpiyatları hatırlayacaksınız. 2016 yılında Brezilya'nın Rio kentinde düzenlenmiştir ve bu olimpiyatlar mega etkinlikler arasında yer almış ve etki faktörü olarak birçok farklı alanları etkileyebilecek boyuta ulaşmış bir etkinliktir ve bu anlamıyla mega etkinlikler arasında yer almıştır. Bunun yanı sıra küçük etkinlikler de yapılabilmektedir ve bu etkinlikler arasında örneğin Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen, bizler tarafından düzenlenen uçurtma şenlikleri, yaklaşık 13-14 yıldır yapa geldiğimiz uçurtma şenliği etkinliğidir ve bu etkinlik daha lokal bazlı, o bölgede, o şehirde yaşayan kişileri ilgilendiren etkinliklere güzel bir örnek olarak sunulabilecektir. Bu video tanıtım videosu kapsamında sizlere etkinlik yönetimi dersinde kısaca neleri işleyeceğimizi anlatmaya çalıştım. Sizlere eğitim ve çalışma hayatınızda başarılar dilerim sevgili öğrencilerimiz. Hoşçakalınız.